Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Telefonu kapattınız değil mi? Bizzat telefonunuzu kapattın. Mesnevi Nuriye 209. İlem eyyühel aziz. Ey aziz kardeşim. Ubudiyet. Ubudiyet. İbadet değil. Ubudiyetin içinde ibadet de var. İbadet, namaz, oruç, işte zekattır. İslam esasları. Ubudiyet ise insanın farkındalığı, yani insan olduğu, acz, naks, noksan, kusur. Acz, fakr, noksan, kusurunu idrak etmesi ve bu şuurda yaşaması. Yani namaz, oruç gibi şeyler vefat ettikten sonra bitiyor. Yani ibadet bitiyor. Vefat ediyor. Ubudiyet bitmiyor. Ubudiyet yaratılışın farkındalığı. Yani mahlukiyetimiz bitmiyor. Allah ve insan bitmiyor. Yani iki tane farklı şey. Bir yaratan ve yaratılan, insan ne olursa olsun mahluktur. Bu ubudiyet çitidir. Ubudiyet, sebkat eden nimetin neticesi ve onun fiyatıdır. Yani ubudiyet, içerisinde ibadet tabi var, ibadet, bize verilen nimetlerin ücretidir. Mesela elektrik faturası geliyor. Almaya elektriği yatırmasa ne yapar? Keserler. Su faturası geliyor. Yatırmasan keserler. Şimdi gözün faturası gelse, mesela günde kaç megabayt bakıyorsun kameraya? Kaç megabayt? Şu kadar megabayt ancak hakkın var. Mesela telefonda kontrol hakkın var değil mi? Telefon. Hem batarya hem kontrol hakkın var. Şimdi sonsuz değil ya. Bitiyor yani. Ya şarja koyacaksın ya da kontrol alacaksın. Şimdi kulağın faturası gelse kaç para verirdik mesela? Kulak duyuyor. E bedava değil ki. Takır takır duyuyor. Kontursuz. Şimdi Cenab-ı Hak dese ki her gün 100 kontur veriyor. Göze, kulağa, ağza, burna, dile, ele. Şimdi 100 konturu bitirince sistem kapanıyor. 24 saat sonra bir daha verecek o sistem size dese. Yani göz kaç megabayt? 100 megabayt fotoğraf kamera çekiyor. Böyle bakıyoruz ya böyle. 100 megabayt bitti mi ne yapar? Kapanır. Kapanmaması için ne yaparız biz? Seyahat ederken şoför değilsek fuzuli meselelerde gözümüzü kapatırız. Gitmesin megabayt. Yoksa öğlene kadar bitirirsen ta ertesi günün sabahına kadar öğleden sonra gece dahi gözün kör. Ha, kapalı. Bir 10 dakika bile duramazsın ya. Öyle değil mi? Bu sefer peki 100 kontur ağzına diline vermiş Cenab-ı Hak. 100 kontur. 100 kontur konuşursan bitiyor. Fakat normal konuşursan 1 kontur. Gıybet edersen 2 kontur, iftira edersen 3 kontur, ahlaksız konuşursan 5 kontur. Şimdi kimse konuşur mu ahlaksız şeyleri? 5 kontur gidiyor. Her kelimesi 5 kontur. Ne yapar? Kimse konuşmaz. Çünkü niye? Öğleden sonra herkes dilsiz olur. Kontur bitti. Yani insanın şerefine ne kadar dokunurdu bu? Haysiyetine ne kadar dokunurdu insanın. Ama Cenab-ı Hak ne yaptı? İnsanı diğer mahlukatın fıtratlarına, kuvalarına hat koymuş. İnsan öyle mi? Mesela aslan gelse kapıyı kapatırsın. Ama canavar bir insan gelse, binaya girsen bile bina çare değil ki. Değil mi? Canavar ya. İşte ubudiyet, yani
kulluk, kulluğunu bilmek, verilen nimetlerin neticesi ve fiyatıdır. Gelecek bir nimetin mükafat ve mukaddemesi ve vesilesi değildir. Mesela Allah ben ibadet ediyorum ve cenneti verecek. Niye verecek? İbadet ettim. Ya senin ibadetin veya verilen ibadet de bir defa nefes almanın ne demek olduğunu gidin astım hastalarına sorun. Astım hastalarına sorun. Bir defa nefes almak ne demektir? Feşte hastalarına sorun. Yürümek neymiş? Onlar fiyatını belirler. Şimdi belden aşağı feşte olan hastaya sorsanız yürümeye mukabil ne kadar verirsin? Her şey. He? Her şey. Her şey. Her şey verirdin. Çünkü her şey bitti. Yaşamak için ne verirdin? Her şey. Bak bunlar bedava biliyor musunuz? İnsana giydirilmiş. Göz bedava. Kulak bedava. Ayağınıza görmüyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayette işaret manasında bir soru var. Diyor ki, organlarınızın içerisinde en kıymetli göz ve kulaklarınızın sahibi kimdir? Hangi tezgahtan ve dükkandan satın aldınız diye Allah soruyor. Ben Allah'ım, despotluk yapmıyor. Ben Allah'ım, inandınız inandınız, inanmadınız cehennemin dibine demiyor. Anlatıyor. Mesela diyor ki, azalarınız içinde en kıymetli göz ve kulaklarınızın sahibi kimdir? Hangi tezgah ve dükkanda satın aldınız diye soru soruyor. Soru sorarak nefsimizi, gururumuzu kırıyor. Sonra diyor ki, ne kadar da az düşünüyorsunuz. Kendisine küfür edebilecek kadar, inkar edebilecek kadar, reddedebilecek kadar hürriyet vermiş, elimizi kolumuzu bağladı diye iftira ediyoruz bir de Allah'a. Kader canım, para kazanıyor, ben yaptım diyor. Yanlışlıklar yapıyor, kader canım. La para kazanırken kader değildi de, kötülük yapınca mı kader oldu? Hani var ya çocuk işte, yazılıda 5 alırsan kaç aldın lan? 10 aldım diyor. 9 aldım diyor. Ertesi gün kimyadan kaç aldın? 2 ver diyor öğretmen. Ben almadım da o verdi. Ne acayip insan ya. Şimdi diyor ki demek ki yapılan ibadet, kulluk, insan olmak ya. İnsan bir kere insandır ya. Kim olursa olsun insandır. Bu insan olmanın fiyatını ödemedik biliyor musun? Kursa da gitmedik. Gözü nasıl kullanacağız diye kursa giden var mı? Kulağı nasıl kullanacağımızı? Yok. Peki arabayı nasıl kullanacağın kursu var da kalbi nasıl kullanacağın kursu yok mu? Bir daha. Kalp mi daha kıymetli, akıl mı, araba mı? Araba kullanmanın mektebi var. 2 sene değil mi Almanya'da? 2 sene meslek yapılıyor. Niye? Tıraş nasıl olur? Tıraş nasıl olur diye 2 sene kurs değil mi? 2 sene. 3 sene. 3 sene. La bu saçı yapmak için kaç sene kursa gitmesi lazım yapan? Kesmek için 3 sene. Ya ki gözlük ya gözlüğün şu camı yapmak için kullanılan teknolojiye bakın. Cam yani bu gözlükçü vereni demiyorum ha takanı. Bu cam ya kumdur kum bu. Cam kumdur. Kumu alacaksın gözlük yapacaksın. Normal bir teknoloji mi? Ya arkadaşlar arabayı nasıl kullanacağım diye Almanya'da kaç ay kursa gidiliyor? 6 ay. Ha 1,5 ay mı? 6 ay. 6 ay. Vay be Türkiye'de 1 ay. 1,5 ay. 3 ay da oluyor 6 ay da oluyor. Ha. Değişiyor yani. Değişiyor ama en az kaç oluyor? 3 ay. 3 ay. Arabayı nasıl kullanacaksın 3 ay? Senin adın neydi delikanlım? Ahmet. Ahmet. Aklını nasıl kullanacaksın diye hiç kursa gittin mi? Yok. Gitmedin. Ruhunu nasıl kullanacaksın? Gitmedin. Kalbini nasıl kullanacaksın? Bir bu sefer takılıyor. Ayşe'ye, Fatma'ya, dolara, paraya, şuna buna takak. Çünkü kullanmayı bilmiyoruz kalbi.
Onun da kursu lazım. İşte buraya, bu işte kurs bu. Aklını nasıl kullanacaksın? Burası işte, burası neresi? Soranlara diyoruz ki, burası tamirhanedir. Akıl ve kalp şarj tamir atölyesi. Aklını nasıl kullanacaksın? Kalbini nasıl kullanacaksın? İnsan nasıl olunur? Bunu anlatıyor çünkü kurs. Her şeyin bir kursu var. Pat diye gökten bir insan mükemmel olamıyor ki. Sokaktaki adamdan da mükemmel bir şey bekleyemezsin. İlle eğitilmesi lazım. Seyisler var, at eğiticileri. At eğitiliyor, köpek eğitiyorlar ya. Köpek eğitiyor. E şimdi bu at eğitiliyor da bizim insanlığımızı eğitmemişiz yani. Kalbimizi eğitmemişiz, aklımızı eğitmemişiz. Saldım çayıra, Mevlam kayra. Böyle olur mu ya? Bu insandan nasıl verim bekleyeceksin ki? Kendisine saygısı olmayan, topluma saygısı olur mu? Kendisini sevmez. E toplumu nasıl sevecek ya? Bunun da kursu lazım. İşte diyor ki, insanın en güzel bir sureti yaratılışı, fiyaseni takvim diye değil mi? İnsan karanlık bir alemde, anne karnında, ne bak dikkat et, nerede? Anne karnında, karanlık yerde, kör maddelerden göz yapılıyor. Normal bir teknoloji mi? Bak göz. Aydınlık aleminin anahtarı karanlık yerde, karanlık maddelerden yapılıyor. Yani kör maddelerden. Patlıcan domates. He? Patlıcan domatesten. Patlıcan domatesten. Aslında orada böyle göz olmaması lazım. Mantığı şu. Köpek gözü veya kedi gözü, hayvan gözü gibi olacak. Biliyorsunuz gece görüyor ya onlar. Şimdi orası karanlık mı? Orada gözün imal edilebilmesi için mantığı şu. Karanlığı aydınlığa dönüştüren bir göz olacak. Orası karanlık ya. O yapılmıyor. O yapılmıyor. Aydınlık alemi olan dünyanın renk ve şekil, güneş sistemi, güneş ışınlarında nasıl çalışılacak? Ona ait göz yapılıyor. La güneş mi var orada? Anne karnında gözü veren güneşi bilendir. Bilmesi lazım. Şimdi gözü yapıyor, güneşi bilmiyor. Güneşi biliyor, gözü bilmiyor. Anne karnında kulağa takanı düşün. Orada ne olması lazım? Sessiz, anne karnı sessiz ya. Sese dönüştürmesi lazım. Böyle bir kulak olması lazım. Casus bir kulak. Ama bir bakıyorsunuz ki dünyaya sesi göre ayarlamış. Ses yok ki orada. Anne karnındaki kulak sese göre yapılmış. Ama anne karnında ses yok. Top sahası yok, ayak takılmış. Demek ki nereye gidecekse oraya uygun o organ takılıyor. Ayak takılması yürüyecek bir aleme gittiğini, gözün takılması ile de renkler ve şekiller alemine gideceğini, ciğerin takılması ile teneffüs edecek oksijen bir aleme gidiyor. Anne karnındaki 4 tane torba var. En içteki torba sudur. Anne çocuğun içi, çocuğun bulunduğu torba sudur. Hava mı var oradaki? Teneffüs mü ediyor? Hava mı soluyor ki akciğer takılmış? Su torbasının içinde akciğer var. Yani havayı teneffüs edecek. Ha demek ki bu orası için yapılmamış. Nereye gidecek olduğu için orası için yapılmış. Aynen bu örnek gibi, örnekler gibi. Ruh da ahiret için yapılmış. Çünkü ruhun yapısı, yani çocuğun anne karnındaki organları dünyaya gideceğini gösterdiği gibi insanın ruhu da beka istiyor, ebed istiyor, sonsuzluk istiyor, bir anda her yerde olmak istiyor, dert istemiyor, hastalık istemiyor, ölmek istemiyor, olumsuzluk istemiyor. İnsanca yaşamak istiyor değil mi? Ama dünyada bu mümkün değil. Ölüyorsun, ölmek istemiyorsun. Yaşlanmak istemiyorsun, yaşlanıyorsun. Bu neyi gösteriyor? Ruhun isteklerin yeri burası değil. İstekleri, ruhun istekleri bize ahireti gösteriyor. Aynen nereye benziyor? Anne karnındaki göz güneşi gösterdiği gibi. Çiçeği gösterdiği gibi. Anne karnındaki kulak dünyadaki sesi ispat ettiği gibi. İnsanın fıtratındaki ebed arzusu da ebedi gösteriyor. Sen şimdi ruhunda ebedi var. Herkeste var ebedi yaşamak. İnsan faniye gidecek. Lan nasıl vardın sen faniye gideceğin? İnsana nasıl? Çünkü fıtratında beka var. Beka fıtratıyla faniye gidilir mi? İnsanın diyor en güzel bir surette yaratılması. Bak bakalım. İnsanın yaratılmasına bakmıyor musunuz? Bak ya bir damla bile su değil. Ya, hücre, atom ya. Bir hücre ya.
Ya bir hücre ya. İnsanın en güzel bir şekilde yaratılışı ubudiyeti iktiza eden sabık bir nimet olduğu. Yani ubudiyet niye lazım? Çünkü bedel ödüyorsun kardeşim. İki şekilde Allah'a isyan edebilirsin. İki şartla. Allah'ın sana verdiği organları, maddi ve manevi nimetleri, organları bırak. Sahibi onun. Allah'ın memleketinden de çık, ibadet yapma. Allah sana ne verdiyse bırak. Allah'ın memleketinden çık, her şeyi yap. Ne oldu? Olmaz değil mi öyle bir şey? Ya senin elin mi bu? Sen bu takılırken var mıydı aklın? Sen neyi aldın ki abi? Ne aldın ki? He? Hiçbir bu şey elin ya. Hazır görmedin mi? Bu eli hazır gördün. Gözü hazır gördün. Kulağı hazır gördün. Ya arkadaş. Yoğun bakımı da gördünüz de. Diyaliz var ya, diyaliz. Diyaliz. Bak nasıl bir cihazlar var. Ya bir kanın bir vazifesi ya. Üresini ya. Yani asitini. Böbreğin vazifesi. Yani 4000 küsür tane vazifesinin bir vazifesi. 300 gram bir şeymiş ya. Akciğer. Almanya dolusu sanayi kurulsa onun yaptığı işi yapamaz. Yok yapamaz. Ne acayip bir şey ya. Nasıl bir teknoloji kullanmış? Nasıl yapmış? Kullandığı teknolojiye bak. Ve insanın ceset de insanın hanesi ha binası. Gömleği değil. Ceset ruhun hanesi ve yuvasıdır. Ahmet de değil mi? Ahmet senle bu bina arasındaki farkı düşün. Bu cansız, hissiz. Herkes girebilir buraya değil mi? Evet. Bu bina gire. Senin merhametin, şefkat, haya, edep, namus duyguları, meyillerin, arzuların hepimizin yani. Şuna bak, yani bu sisteme bak, bir de buna bak. Fark gibi ceset ruh da böyle. Peki ceset bu kadar kaliteliyse ruh nasıl olur? Yani kapıcıya bu kadar dikkat edilirse sarayın içi nasıldır? Cesede bu kadar dikkat edilirse ruh acaba nasıldır? Ruha bu kadar dikkat etmişse Allah kendisi nasıldır? Allah nasıldır ya? Ahmet Allah'ı görmek ister miydin? Ümit görmek ister miydin Ümit? Tabii hocam. Tabii ya. Böyle bir ya. Tabii demiyor. Tabii hocam. Herhalde de. Allah anlatıp anlatıp bitiremediği şu cennet var ya. İnsan bir aralayıp bir bakması lazım ya. Ben size bir şey anlatsam. Ya şöyle güzeldir, böyle güzeldir. İşte Rize böyledir. Yani bir çok dolaşım bir adam düşünün dünyayı. Hayır hayır. Orayı da biliyorum. Ama şurası acayip bir yer. O daha merak haber değil mi? Nasıl bir yer ya? Ben de merak ederim. Ama her şeyi yaratan Allah diyor ki şu cennet dediğim var ya, benim dediğim. Sizin ne gözünüz görmüş? Ne kulak işitmiş ses? Oradan bir ses gelmemiş hiç. Oradan bir parça görmediniz. Oradan bir parçayı hayal edemediniz. Neyi hayal ediyorsanız çöplüktür. Buralar zindandır ona göre. Ben ikisini bildiğim için kıyas ediyorum. Evet ya Rabbi, buna isim verdim. Zindan. Ya zindan bu mu? Bu burası. Avusturyalar, Münihler. He? Karadenizler, Avustralyalar, tamam. Zindan. Buralar zindan da tamam Karadeniz. Ha, yani buralar zindan diyelim. Evet, Türkiye başka bir şey, buralar zindan. Ha diyelim. Abi canım benim. Şimdi Karadeniz, Akdeniz'i düşün ya. Şu an acayip bir şey. Allah buraya da zindan diyor. Peki iyi dediği yer nasıldır? Allah da mübalağa etmez. Tövbe estağfurullah. Ya vallahi buna gitmek lazım ya. En azından ya Rabbi böyle bizi biz göster ya. Nasıl bir yerdir anlattığında yer. Pasaport ne oluyor o zaman abi orada? Pasaport iman. Pasaportun yoksa sokmazlar içeriye. Bana almaya girerken dedi ki vizede tamam. Bu kadar sene gidiyoruz. Senin diyor burada kalmayacağın nereden belli diyor. Ya bana dedim yalvarsan da kalmam dedim burada. Benim iş noktasında iş meselem problemim yok.
Güzellik bakımından dünyanın en güzel memleketinin insanıyım ben. Karadeniz'in en güzel memleket insanıyım. Ne? Dedi ki bana, ilk defa ömrümde oldu bu sen bu. Çantanı çıkar diyor, parana bakacağız diyor. Param var mı yok? Dedim ki, param yok. Baktım yoktu, param yok. Ne olacak dedim. Peki buna ne örnek vermeye çalışıyorum? Şimdi adam bir gezmeye bile benim memleketime niye gelmiş diye. Ulan benim senin memleketine, benim memleketlim var. Benim akrabam var, köylüm var, yoldaşlarım var, arkadaşlarım var, Müslüman kardeşlerim var, beni davet edenler var, tamam mı? Sevgilim, benim Türkiye'de dost olduğum kişiler var vesaire. Şimdi bak ne yapıyor? Pasaport soruyor haklı olarak tabii. Şeyi soruyor. Şimdi ahirete gidiyorsun. Gel ha buraya. Pasaport var mı? Vallahi kemküm unuttuk evde. Pasaport. Pasaport iman. Alacaktım da işte falan, başvurdum da işte şey oldu. Olur mu? Peki çantanı çıkar bakalım cüzdanda. Paran var mı? Para da amel. Ne harcayacaksın orada? Amel yok. Pasaport ne? Yok. Pasaport yok. Para yok. Nereye geldin kardeşim ya? Sen ölümü bayılmak mı zannettin ya? Ölümü bayılmak zannediliyor ha. Komünistlerin dediği gibi. Fizikselmiş. Pilin sönmesi gibi. Şöyle. Bir tane teyp düşünün diyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Onlar türkü söylüyor da ben Kur'an'a çeviriyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Pil bitti. Hah. Fiziksel zannediyor. Lan insanı bedenle izah edersen, beden zannedersen tabii ki ölüm fizikseldir. Kağıdın ölümünü düşünün. Kağıdın ölümünü. Kağıdı yaksanız içinde ne çıkar? Kül kaldı. Uçan ne? Nur ve duman. Hah, o kağıttan kasıt bedendir. Uçan ışık ruhtur. Çıkan duman da nefistir. Kalan da bedendir. Onu da gömersin toprağa. Öyle hayvan imiş. İnsanın en güzel bir surette yaratılışı ubudiyeti iktiza eden sabık bir nimet olduğu, yani insan en güzel şekilde yaratılmış, bütün kainatın çekirdeği olarak yaratılmış, buna bedel ubudiyet fiyatını ödemesi lazım. Öyle kolunu sağlaya sağlaya olmaz. Niçin? Yani bunu bedelin ödemesi lazım. Sen yemek yedin lokantada, çok teşekkür ederim, elinize sağlık, hadi benden havalı. Bir dakika. Hesap. Vermezse İsmail ne olur? Ne yaparlar biliyor musun? Burayı bilmiyorum. Bulaşık yıkattırıyorlar. Gel bakayım bu duruma, bulaşık yıka. Borcunu ödeyene kadar. Şimdi ahirette pasaport yok. Para yok. Yani iman yok, amel yok. Gel buraya. Ne yapacaksın? Bir sürü Adem alemlerinin pislikleri var. Cehennem denilen bir depo. Gel buraları temizle. İnsanın en güzel bir sırada yaratılışı ubudiyeti iktiza eden sabık bir nimet olduğu ve sonra da imanın itasıyla kendisini sana tarif etmesi, bir de imanı vermeyle Allah kendisini sana veriyor. Allah Allah. İmanın itasıyla, yani imanı sana vermeyle imanın içinde ne var? Mesela diyelim ki biz marketten meyve suyu aldık. Bu su var ama içinde meyvenin elementleri var. Değil mi? Bu bardağı vermeyle bana içindekileri verdin. Bu meyve suyu bana vermeyle suyun içerisindeki elementleri verdin. Elementleri bana vermeyle içindeki enerjiyi verdin. Değil mi? Ha, aynen bunun gibi de imanın içerisinde Allah var. İmanın itasıyla, yani imanın verilmesiyle ne yapmış? Kendisini sana tarif etmesi. İmanı verip kendisini tarif ediyor. İmanla. İmanla arkadaşlar. Abi mesela yokluktan çıkartarak bizi ihsanda bulundu. Yoktuk. Yok. Peki çıkarttı, ihsanda bulundu. Bir de kendini verdi, ona ne diyeceğiz o zaman? Yok ki. Adem'den vücuda çıkarsa ihsan. Vücuda çıktıktan sonra portakalı verirse ikram, iyilik. Ama kendini verdi. Ama Allah kendisini verdi, onun adı iman. İmanından daha değerli bir şey yoktur. İmandan daha değerli hiçbir şey yoktur. O imanı korumak adına her şeyimizi seferber etmemiz lazım.
Çünkü bu dünyaya imanı kazanma veya kaybetme davası başımıza açılmış. Allah muhafaza, imansız gidersek sonsuz, ezeli ve ebedi. Ezeli ve ebedi. Bir daha. Ezeli ve ebedi, tamiri mümkün olmayan bir felaket olur. Allah muhafaza. Yani dünyevi felaket, açlık susuzluğa benzemez imansızlık. Dünyada açlık susuzluk bir şey değil. Git çöplükte bir şey yersin yani. Şimdi Almanya'nın neresine gidersen git. Yani bir ekmek istesen verir yani. Açım diyor, para istemiyorum ama bana bir ekmek ver. Verir ya. Mesela Türkiye'deki dilencilere şöyle diyorlar. Açsan lokantada karnını doyurayım. Para istiyorsan vermem. Çünkü istismar ediyorlar ya. Şimdi sen gitsen, burayı bilmiyorum. Hangi dükkana gidersen git. Lokantaya ve bakkala. Karnım aç, para istemiyorum. Karnımı doyur. He vallahi hiç ben şey yapmıyorum. Şüphe etmiyorum ki vermesin. Ödüm koptu. Tamam. Tamam. Ayarlayayım abi. Ceylan kesilmesi. Bu neyi gösteriyor biliyor musun? Bize ne örnek oldu bu ceylan kesilmesi? Dikkatimizi dağıtmak. Bak, değil. Kabire giriyorsun ya. Kabire girdiğin zaman da ameliniz yoksa... Bak şimdi. Bak böyle. Bak, ameliniz yoksa... Herkes şey yapmasın, oturun. Ben konuşayım, şey yapayım. Gel yavrum, İsmail oturur musun yavrum? Öğrete şimdi mi? Evet. Hadi kendim git. Çok ağrıyor. Şimdi... Kabire girdin. Amel yok. İman yok. Peki amel yok, iman yok. Aa bak şimdi birkaç dakika bu ışığı karanlığa dayanamıyoruz. Peki beraberiz değil mi burada? Şu anda beraber olduğumuz halde, beraber olduğumuz halde peki tahammül edemiyoruz. İnsan tahammül edemiyor. Peki şu anda beraberiz ve karanlık ve geçeceğini de biliyoruz. Yani biraz sonra geçecek, ceylan gelecek. Ahirette ise yani kaybettin mi ne ceylan gelecek ne de kimsen var. Hiç kimse yok. Ya hiç kimse yok. Allah kimsenin başına vermesin tabii. Ama yani böyle korkarak da değil adım atmak lazım. Yani bu hayata hayat için gelmedik. Buraya bakın ya. Telaş etmeyin. Gelecek kardeşim. Bir imtihan. Tabii canım. İmtihan. Ama bunu yeter ki fark etmek lazım. Fark. Tamam. Sigorta niye atıyor İbrahim? Bilmiyoruz abi. Aşağıdan diyor ortam. Şeyler çok mu ya? Neleri açtım? Hiçbir şey yok ya. Sabri vasıfıkla açmış. Şey, onu açmayacağım. Şimdi başını... Kapat kamerayı. Fatima. Burada hep beraber miyiz? Yalnız değiliz. Peki biraz sonra gelecek mi elektrik? Gelecek. Gelmesi bile beraberiz. Ahirette işin söndü mü? Gelme ihtimali yok. Beraber de değiliz. Ezeli ve ebedi. Şimdi bu elektrik kesildi. Ama gelecek. Gelmesi bile beraberiz. Veya ümitliyiz gelecek diye. Ahirette ümit yok. Ahirette ümit yok. Nasıl iş yapılacak? Bazen insan şöyle düşünür abi, hani burada... Gel Muhammed. Burada bir şey insan telafi edebiliyor ya. Ahirete gidince onu da orada hallederiz. Nasıl? Orada düşünürüz. Ya orada düşünüp de ama çaresi yok ki. Çaresi yok. Abi kimi de şöyle diyor ya. Yani burada kendini babayı tanıyıp orada gideriz, orada delikanlıca diyor, cezamızı çekeriz diyor. Öteki odaya, şey, Muhammed şeyleri. Misafirlerin öteki odaya. Ceketlerin değil.
Devam ediyorum. İmanın itasıyla kendisini sana tarif etmesi, yani imanı vererek Allah ile bir koridor kuruluyor. Yani imanı vererek kendisini tarif ediyor. İman vermesi Allah nedir? Nasıl anlayacaksın ki? Bak, imanın itasıyla kendisini sana tarif etmesi. Kendisini sana tarif ediyor. İmanla tarif ediyor. Mesela göz yok, dağları, bak buraları resim çiz. Kalem kağıt verdik, doğuştan ama. Çiz burayı. Ne yapacaksın yani? Göz yok, fotoğraf yapacaksın, resim yapacaksın. Kulağın yok, şu Kur'an'ı dinle diye yazıyoruz. Şu Kur'an'ı dinle, not ver. Kulağın yok ya. Kulağı yok. Nasıl tarif edecek? İşte imanın itasıyla, imanın verilmesiyle kendisini sana tarif etmesi, imanla tarif ediyor. İmanın içerisinde donanımlar var. İmanın içerisinde bütün esma var. Bütün sıfat var. Bütün şuunat var. Çünkü niye Murat? Şaşırdın. Şuunat da mı Rabbi iman için? Var. Şöyle diyeyim. Üniversite diplomasının içinde ortaokul diploması var mı? Ortaokul, ilkokul, lise. Çünkü üst aşağıya tazammun eder. Şimdi iman neydi? Kulun irade-i cüz'inin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Zatından gelmiş. Zatından gelmişse zatın önündeki her şeyi de taşımış sana. Dere gelmiş. Derenin önündeki de sana silip süpürüyor işte, sana taşıyor. İmanı vererek sana o koridoru açmış. Yani nehri sana vererek, nehrin çıktığı yere kadar gemiyle gidiyorsun. Sana havayı vererek uçağı uçuruyorsun. Sana gözü vererek manzaraları sana bahşetmiş. Kulağı vererek bütün sesleri vermiş oldu. Kulak vermeyle yetmiyor ki. Kulakla alakalı bütün sesler sana verilmiş oldu. Kulağa bak, seslere bak. Hiç alakası var mı? Yok. Göze bak, ama manzaraları vermiş. Buruna bak, burun kokuyor mu? Yok. Ama bunu verme ile onunla yapılacak bütün kokuları vermiş oldu otomatik olarak. Allah da imanı vererek kendisini verdi. Onunla, burunla kokuları tanımlayacağız. İman ile de kendisini tanıma yöntemini vermiş. İmanla bilinir. Çünkü iman kendi başında bir hakikattır, bir lezzettir. Ya işte imanın itasıyla kendisini sana tarif etmesi ubudiyeti iktiza eden sabık nimetlerdir. Kendisini sana tarif ediyor. Evet, nasıl ki midenin itasıyla bütün matumat ita edilmiş gibi telakki edilir. Yani mesela mideyi verdi. Mideyi vermek yetmiyor. Nasıl çalışacak o? Yani mideyi çalıştıran midenin ihtiyaçları olanı da sana vermiş oldu. Bütün yiyecekleri vermiş oldu. Yani kulağa vererek bütün sesleri sana onunla vermiş olmuş olmuyor. Mideyi sana vererek midenin itasıyla matumatı ita edilmiş gibi telakki edin. Yani yenilen her şeyi vermiş oldu. Mide yok. Elma olsa ne olur? Bak bir tane Türkiye'de tanıdığım var. Boğazda yutkunması yok, yutkunması. Burayı delmişler. Burayı delmiş. Bu yutkunma ya bir parçadır ya. O çalı bozulduğu için buradan muhallebi gibi, salep gibi gıdaları buradan aşağı gönderiyor. Yok ki. Ağızdan yese yutkunamıyor. Yutkunma yok. Bu tat da alamıyor o zaman hocam. Hiçbir şey. Ne tadı ya bu ümitin?
Dil, ağız yok. Yani buraya yok kabul etti. Doydu nasıl biliyor? Doyduğunu tahmin et. Şu kadar gıda. Çünkü şamandırası çalışmıyor. Bazı insanlar doymayı bilmez ya. Onlara şey diyorum, şamandıran çalışmıyor. Abi, senin... Su taşıyor. Nasıl anlar adam? Yer yer. Şuradan taşarım değil mi? Ha doydum galiba. Ben iki kişi tanıyorum. Şamandırası bozuk. Doyma duygusu yok. Bana dedi ki sofrada. Abi dedi şaka demiyorum dedi. Bende dedi doyma duygusu yok dedi. Bozulmuş. Diğerleri benimle dalga geçiyor dedi sofrada. Ümit ancak acayip ha. Diğerleri benimle dalga geçiyor diyor. Abi diyor benim o sistem bozuk dedi. Doyduğumu, açtığımı anlamıyorum dedi. İkisini de anlamıyor. Bir tanesi var, açtığını anlıyor, doyduğunu anlamıyor. Bu var, açtığını da anlamıyor, doyduğunu da anlamıyor. Yani doymak bir sistem, aç olduğunu da haber vermek bir sistem. Ondan sonra, abi dedi bana sofrada söyler misin dedi, doymuşsundur. Sen beni tahmin et dedi. Bana bakara tipime. Yedik yedik. Benden cüsseliydi. Ben bir balığın çupra işte yedik. Yarısını yedim. Bir tane yemiyorum. Bir çupra. O işte biraz sizin gibi. Bir tane çupra olsun. Dedim ki ya filane. Adem. Adı Adem. Dedim doydun dedim. Abi doymuş muyum dedi. Doymuşsundur. Tamam abi dedi bıraktı. Şamandırası bozuk. Hele bir tanesi var. Açlığını hissetmiyor. Daha acayip bir şey söyleyeceğim. Daha acayip mucize. Doyduğunu açtığından daha acayip. Ağrı yok. Hastalık yok. Çok kötü. Miden delinmiş. Ağrı var. Miden haberin yok. Oho! Ufak delik, büyük delik oldu. Yediğin yemek bağırsağa gitti. Aa ne oldu? Vay be mide gitti. Niye haberimiz olmadı? Adam kanser teşhisi konuyor. Geç kaldınız, önce geldiniz diyor. Ya bir kanser çıktığı anda bir sinyal olsa hemen anlardık. Değil mi? Onun gibi düşün ya. Bütün hastalık yok. Göz ağrısı yok. Gidiyorsun kardeşim meğer sürtünmede yanıyormuş. Sıvı salgılanmıyormuş göz inip çıkmayla. Arabanın sileceğini düşünün. Sıcak havada zız 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 silecek ne olur?